İstanbul Hepimizin Girişimi tarafından hazırlanan Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Bugün üç konuğumuz var. Üçü de afetlerle çok yakından ilgili arkadaşlarımız. Neden afetlerle ilgili bir program yapıyoruz? Çünkü çok kısa bir zaman önce bir program daha gerçekleştirmiştik. Efendim, iki gün sonra 17 Ağustos 1999 depreminin yıl dönümü. Biz bugün birlikte olduğumuz arkadaşlarla hem onların afetlerle ilgili yürüttükleri çalışmaları hem de duygu ve düşüncelerini ele almak istiyoruz. Kimlerle birlikteyiz? Hayata Destek Derneği'nden Rıdvan Öner arkadaşımız var. Merhabalar Rıdvan, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Yer çizenlerden Orkut Murat Yılmaz arkadaşımız bizimle birlikte. Orkut, hoş geldin. Hoş bulduk, merhabalar. Akyaka Afet Gönüllülerinden Buğra Çelik arkadaşımız da aramızda. Buğra, hoş geldin, merhaba. Merhaba Gürhan Bey. Merhaba. Evet, bu programı Buğra ile birlikte hazırladık ve birlikte sunacağız. Bu arada Buğra arkadaşımızın da yeni program moderatörümüz olduğunu belirtmek istiyorum ve bu anlamda da bir kez daha hoş geldin Buğra aramıza. Şehir Hepimizin moderatörleriyle birlikte bundan sonraki programlarda artık Buğra'yı da sık sık görmeyi umut ediyoruz. Evet, programımıza katıldığınız için çok teşekkürler arkadaşlar. Ben sözü hemen Buğra'ya devretmek istiyorum. Çok teşekkürler. Evet, yani bugünün programında aslında biraz 17 Ağustos'un yıl dönümü olması vesilesiyle biraz Türkiye olarak afetlerde, afet sonrasındaki davranışlarımız değil de aslında bir yandan da afet olmadan önce risk yönetimi anlamında neler yapabiliriz? Sahada hem afetin öncesinde hem sonrasında çalışmış bu organizasyonların temsilcileriyle birlikte birazdan ne yapabiliriz ve neler oluyor üzerinden bir sohbet yapalım istedik. Çünkü bir yandan özellikle geçtiğimiz yıl Akyaka Afet Gönüllüleri olarak Muğla yangınlarında şunu deneyimledik. Özellikle sonrasında da 17 Ağustos aslında toplum bilincinde çok farklı bir yandan belli yaralar bıraktığı kadar da aslında bir yandan da belli birikimler oluşturmuş. Yani biz sahada aslında kimin peşine düşsek, kim bu alanda tecrübeli olarak bir şeyler söylemeye başlasa hep bir 17 Ağustos'tan başlayan bir hikayenin parçası olduklarını gördük. O yüzden aslında bir anlamda da bir milat ve bir sürü şeyin hani tüm o bölge yıkılırken içinden de bugüne kadar gelen işte Altın Saatler programı gibi bugüne kadar devam eden de bir sürü iz bırakmış. Hem biraz onların peşinden hem de dediğim gibi risk yönetimine nasıl geçebiliriz? Orkut, ilk olarak senle başlamak istiyorum. Yer çizenler olarak deprem alanında risk yönetimi konusunda iyi örnekler sergiliyorsunuz. Biraz bunlardan bahsedebilir misin? Teşekkür ederim. Hani şimdi aslında sergilemeye çalışıyoruz. Hani en baştan söylemek gerekirse, biz yer çizenler olarak 2017'de kurulduğumuzdan beri daha çok işte özgür coğrafi bir sistemleri ya da özgür coğrafi veri alanına çalışıyoruz. Bir de tabii insani yardım amaçlı ya da insani yardım odaklı coğrafi veri üretme ya da haritacılık çalışmaları yapıyoruz. Uluslararası topluluklar var. Bunlarla ilgili çalışmaları yürüten işte Humanitarian OpenStreetMap Team zaten bizim en büyük hani destekçimiz ve işte kendimizin de üyesi olduğu bir topluluk. Farklı özgür yazılım topluluklarına da üyeyiz yani çeşitli dernek üyeleri olarak. Şimdi burada genelde ilk ortaya çıkan şeyler afet sonrası için çalışma yapmak üzere olmuş. Ve işte afet sonrası gerekli coğrafi veri üretme ya da iyileştirme çalışmalarıyla afet alanında çalışanlara yardımcı olma, işte bir afet envanter oluşturma çalışmalarına katkıda bulunma, işte nereye çadır kent kurulur, nereye sanitasyon merkezi, nereye işte sahra tuvaleti, sahra hastanesi yerleştirilir gibi çalışmaları yapma üzerine olarak olmuş. Ama sonra insanlar işte şey, zaten hani elimizde bir veri olursa bu verinin gücüyle
Afet öncesi de hangi alanlar listeler üzerine çalışma yapmaya başlamışlar. İşte nerelerde taşkın gerçekleşiyor, sel odaklı çalışıldığı zaman, nerelerde heyelan, nerelerde de deprem hasarı daha fazla olacak diye düşünmeye başlamışlar. Şimdi burada çeşitli şeylerle, sivil toplum kuruluşlarıyla sadece depreme değil, işte yangına ya da başka afetlere de dönük olarak öncelikli envanter iyileştirmesi çalışmasını yapmaya çalışıyoruz. Yani şöyle bir durum var. Herkes işte afet deyince 17 Ağustos söylüyor, ciddi bir milat. Çünkü en azından şeye yaramış, bina yönetmeliği yenilenmiş, deprem yönetmeliği diye de bilinen halk arasında ve belli işte zorunluluklar getirmiş. Ve her yıl nedense o zorunluluklar da 17 Ağustos'un yıl dönümünde hatırlanıyor. Yani geri kalan zamanlarda insanlar çok ciddi almıyorlar bu konuyu. Halbuki deprem 17 Ağustos'a randevu vermiş tekrar. Tekrardan konuşmak için her an olabilir. Yani bunu söyleyeyim ki manşetlere çıkalım. Yani işte uzmanlar uyardı, deprem her an olabilir derler de genelde. Neyse şimdi baktığınız zaman şunu sağlamış dediğim gibi. Hani belli zorunluluklar getirmiş. O deprem yönetmeliği diye bilinen bina yönetmeliği sayesinde binaların kaydını tutmaya başlamışız. Ve binaları belli koşullara uyuyor mu uymuyor mu diye en azından yapı ruhsatı vermeden önce testler gerçekleştirmeye başlamış. Bu yüzden 2000 yılından bugüne dek yapılmış olan binalar eğer kaçak değillerse biz onlar hakkındaki pek çok bilgiye sahibiz. Yani şunlara yarıyor bunlar. Yani bir bina hangi yıl yapıldı? Binanın yaşı işte bizim için. Bina hangi teknikle yapıldı? Beton harme mi? İşte yığma mı? Ahşap mı? İşte binanın nizamı dediğimiz şey. İşte bitişik nizam, ayrık nizam. Bu ve benzer çeşitli özelliklerle işte binanın katsayısı başka başka şeyler bir hesap çıkarabiliyorsunuz ortaya ve bunun işte hangi yer hareketine, onun hangisinin ivmesine karşı nasıl bir dirençlilik ya da kırılma gösterecek 3 aşağı 5 yukarı bir tahmin yapıyorsunuz. 3 aşağı 5 yukarı daha bilimsel dille söylersem %92'ye varan doğrulukta bir hesap yapmanız mümkün. Bu çok güzel. Yani 2000'den sonra yapılmış ve kaçak olmayan binalar için hızlıca bir tahmin çıkarabiliyoruz bu sayede. Ancak 1980 öncesinde yapılmış pek çok bina var. Onların da kaydı çoğunlukla tutulmuş, kaçak yapılaşma az olduğu için. Onlar için de bir tahmin çıkarmak nispeten daha kolay. Yani şeye göre zor da 2000 sonrası yapılmışlara göre. Fakat 1980-2000 arası yapılmış binalar, özellikle işte rahmetli Özal zamanında ortaya çıkan imar hafları, pek çok işte kaçak binalara tapu dağıtmalar, seçim yatırım olarak geçinen nedenlerden ötürü kaydı kuydu olmayan binalar. Ve yani bunların ne işte tam olarak konum bilgileri, yapım tekniği, yapım yılı ya da başka bilgileri hiç kimsede yok. Yani hiç kimse derken gerçek anlamda hiç kimse. Harita Genel Komutanlığı'nda yok, eski adıyla yine adı Harita Genel Müdürlüğü. Çevre Şehircilik Bakanlığı'nda yok, Büyükşehir Belediyelerinde yok, ilçe belediyelerinde yok. MİT'te yok, Cumhurbaşkanlığı yok. Ve onların başına neler geleceği üzerine, nasıl bir kırılmaya uğrayacakları üzerine bir fikir sahibi değiliz. Buralarda işte bir envanter çıkarma çalışmasının aslında değerli olacağını düşünüyoruz biz. Ve elimizden geldiğince bu envanteri iyileştirmek için çeşitli hem kamu otoritelerine, hem sivil toplum kuruluşlarına, hem de bireylere, akademidekilere de bir işte hem farkındalık katmak hem de bunun teknik araçlarını öğretmek işte. Özgür ve açık kaynak sistemlerle bunları nasıl yapabilirsiniz? Maliyetlerinizi bununla ilgili hiç şey yapmadan, yukarılara çekmeden kendiniz işte bu işle uğraşan sadece gönüllülerin etkisi ya da sadece kitle kaynak toplulukların etkisiyle bu işi nasıl iyileştirebilirsiniz konuda bir şey çıkarmaya çalışıyoruz. Bunu ama sadece binaya özel yapmıyoruz. Bina büyük dert diye bakılıyor. Çünkü az önce işte söylediğim şeyde İstanbul'da yaklaşık 1.250.000 bina var. Yaklaşan deprem İstanbul'u vuracak korkusuyla konuşursak eğer. 1.250.000 binadan 300 küsur bini bugün işte 2000 sonrasında yapılmış durumda. 200 küsur bini yanlış söylemeyeyim. Ve işte 300 küsur bini de 1980 öncesinde yapılmış durumda. Bunlara ait bilgiler biraz var elimizde. Fakat işte 1980 ile 2000 yılları arasında yapılmış olan 500 küsur bin bina var. Bunların hakkında neler olduğunu bilmiyoruz ve ciddi anlamda bir yani her an patlama yazıp bombanın tepesinde oturuyor insanlar. Kimi işte bilim insanları 50 bin bina yıkılacak diyordu. Kimisi 83 bin gibi sayı telaffuz etmeye başladı. Henüz tartışma sürüyor ama yani bir binanın yıkılması bile çok büyük trajedi. Çünkü yani binanın canı yanmaz ama içinde yaşayanların canı yanacaktır. Bu şey üzerinden değerlendirmek gerekiyor. Yani bu kırılganlık, sahip olduğumuz kırılganlık bize insanların yaşamı üzerinden bir şeyle dönüşecektir. Bu nedenle acil olarak envanter çıkarma çalışmalarına çeşitli işte açık kaynak araçlar kullanarak herkes katılabilir. Herkes kendi bölgesindeki bina envanterine katkı sunmak için işte bizim çok kullandığımız OpenStreetMap diye bir araç var. Bugün işte
2004'ten bugüne kadar 10 milyon insan bunun için coğrafi veri üretiyor. 10 milyon kişi her gün açık veri üretiyor coğrafi olarak. Ve yani 1 milyardan fazla insan da bu verileri kullanıyor çeşitli şeylerinde. Bu tür araçlara destek vererek aslında daha sağlıklı bir kestirme yapmamız mümkün olacaktır diye düşünüyoruz. Biz de bunları yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Bir kısa sorum var Orkun. Şöyle, yani benim anladığım kadarıyla, anlattıklarından anladığım kadarıyla siz hem bu envanter çalışmasını fiilen yapıyorsunuz, aynı zamanda da yapmak isteyenlere de yol gösteriyorsunuz. Doğru. Anlıyorum. Aynen bu şekilde ilerliyoruz aslında. Evet. Yani buradan hareketle ikinci soru da şu olacak. Şu ana kadar İstanbul ve İstanbul dışında envanterini hazırladığınız, tabii ki dediğin gibi bütün binalar için değil ama böyle bir listeleme rica edebilir miyiz senden? Nerelerde bu envanter çalışmasını yaptınız ve internet adresinize girdiğimiz zaman bu çalışmaların ürünlerini görebiliyor muyuz? Şöyle, biz yani yer çizenler olarak daha çok afet sonrası çalışmaları yaptık ağırlıklı. Ve işte İzmir depreminden sonra yaptığımız bir çalışma var. Bunu zaten şeyde hem kendi sistemimizde yer çizenler olarak hem de GitHub'da bunların verisini açık veri olarak yayınladık. Ama isteyen şeyden de indirebilir. OpenStreetMap'tan da hani belli çalışma dönemlerinde, deprem sonrası çalışma dönemlerinde üretilmiş verileri de indirebilir. Bunun dışında da işte Denizli depremi sonrası ve Elazığ depremi sonrasında da birkaç çalışma daha yaptık. Bunlar da yine işte oralardan indirebilir sitemizden. Fakat depreme hazırlık çalışması olarak İzmir'de Çiğli'de hani küçük bir çalışma yaptık. Onun dışında birkaç başka yerde daha yapmaya çalışıyoruz. Burada Avcılar'da yaptığımız küçük bir çalışma oldu. Yıldız Teknik Üniversitesi'nden öğrenci grubuyla birlikte çalıştık orada. Avcılar tarafından birkaç mahallenin hem görüntülerini topladık. Mapileri diye bir platform var. Bunun üzerinde yayınlayabiliyorsunuz bunları ve isterseniz oradan açık veri de üretebiliyorsunuz. Sıkıntı olmuyor. Mapileri de işte sokak görüntülerini yayınladık. Kendi kameralarımızla çektiğimiz. Sonra da OpenStreetMap üzerinde oradaki bina verilerini sayısallaştırdık. Burada şeyde destek verdi bizim derneğin çalışmasına bir zamanlar. İstanbul'un işte deprem zemini inceleme müdürlüğü de bize sağ olsun biraz veri sağladı. Bu tür işte kamu otoritesinin kolaylık sağladığı durumlarda elinde hazır olan verinin kaynak kodunu açmak gibi çok hızlı bir şekilde sonuç alınabiliyor aslında. Yani doğru aktörlerle hızlı çalışmak gerekiyor. Biraz yavaş dedi işler. Onu tahmin edersiniz ki. Evet. Orkut, sana bu çalışmaları nasıl ölçekleyeceğizle ilgili geri dönmeden önce Rıdvan'a geçmek istiyorum. Rıdvan, Hayata Destek kurucu ekibini de tanıdığım, bildiğim ve aslında dünyanın dört bir yanında çok büyük afetlerde, çok büyük uzmanlıklar, deneyimlerden sonra Türkiye'ye gelmiş ve Türkiye'de faaliyetlerde bulunmuş çok profesyonel bir yapısınız. Sizin taraftan baktığında bir bu alanda çalışan Afet Derneği olarak siz nasıl görüyorsunuz durumu? Sizin faaliyetlerden biraz bahseder misin? Tabii. Öncelikle 17 Ağustos haftasında olmamızdan dolayı 17 Ağustos depreminde hayatını kaybedenleri saygıyla anıyoruz. Hayata Destek Derneği olarak burada belirttiğim gibi 2009 yılından itibaren faaliyete geçip işte insani yardım alanında koruma, acil yardım, afet risk yönetimi gibi projelerde ve saha çalışmalarında yer alıyoruz. Şimdi Türkiye'nin geneline baktığımızda 2020 yılının başında yani 24 Ocak Elazığ Malatya depremiyle birlikte bir afet risk listesi oluştu. Hani Elazığ Malatya depremi gerçekten ulusal çapta yıkıcı etkileri olan üzücü bir afetti. Ondan hemen sonra pandemi de bir biyolojik afet olarak görürsek pandemi başladı. Devamında İzmir depremi oldu. Tam böyle her şey yoluna girecekken 2021 yılının yaz aylarında da iklim temelli afetler ortaya çıkmaya başladı. Biz bu noktada insani yardım çalışmalarında, acil yardım, acil müdahale süreçlerinde afet olduktan hemen sonra sahadaki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İşte bu su sanitasyon alanında olabiliyor. Geçim kaynaklarını geliştirme ve destekleme alanında veya işte acil yardım kapsamında temel ihtiyaç ürünlerinin sağlanması gibi alanlarda oluyor. Biraz daha ihtiyaç analizine ve oradan çıkan raporlara göre ilerliyoruz. Fakat bu yaptığımız çalışmalarda yani son 2 yıldır yaptığımız saha çalışmalarında şöyle bir şeye vardık biz ve alanımızı biraz daha afet çalışma tarafımızı toplum temelli çalışmalara
doğru evritmeye çalıştık. Çünkü şöyle bir durum söz konusu. Evet, afet oluyor. Standart insani yardım çalışmaları gerçekten çok önemli. Özellikle hani Türkiye'de Türkiye Afet Müdahale Planı, AFAD'ın hazırladığı Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre sivil toplum kuruluşlarının gerçekten çok büyük bir rolü var. Kabul ediyoruz fakat belirttiğim gibi şeyde, sahada şunu görüyoruz. Yani afetten etkilenen topluluklar, en kırılgan topluluklar fakat afet sürecini en yakından ve ilk yaşayan topluluklar oldukları için çoğu gönüllü çalışmalarında, gönüllü faaliyetlerinde veya işte afet sonrası iyileştirme faaliyetlerinde aktif olarak yer alıyorlar. Biz de bu kapsamda hani bunu göz önünde bulundurarak özellikle bu 2021 iklim temelli afetleri, işte Antalya, Muğla ve Kastamonu'ndaki afetten etkilenmiş topluluklarla bir toplum temelli afet risk yönetimi çalışması yapmayı uygun gördük ve şöyle söyleyeyim size. Yaklaşık Nisan ayından beri Marmaris, Manavgat ve Kastamonu Bozkurt'ta saha çalışmalarımıza başladık. Bu kapsamda yerel toplulukları, özellikle işte afetlerde çalışmış veya afet risk yönetimi kapsamında, afetlere müdahale kapsamında oranın dayanıklılık oranını artırmak isteyen topluluklarla birlikte mikroyapı projeleri organize ediyoruz. İşte bu belirttiğim gibi yani afetleri sadece bir yıkım olarak görmemek gerekiyor. Yani hayatımızı komple etkileyen bir durumdan bahsediyorum. Hani insanların bir anda geçim kaynakları tamamen yok olabiliyor. Bunun en acı örneklerinden biri maalesef işte Marmaris yangınlarında coğrafi çeşitliliği çam balığının işte ormanların yanması sebebiyle en az 20-30 yıl üretilemeyecek olması gibi durumlardan bahsediyorum. Bu kapsamda belirttiğim gibi yani özellikle öngörülebilir noktalarda iklim temelli afetler biraz daha öngörülebilir olarak görülüyor. Afete hazırlık ve müdahale, işte bununla alakalı yerel çapta neler yapılabilir ki Afrika Afet Gönüllüleri de bunun en güzel, en iyi uygulamalı örneklerini sergiliyorlar gerçekten. İşte yangın bölgelerinde kamu kuruluşlarıyla nasıl bir organizasyon, nasıl bir koordinasyon sağlanarak yangın riski en aza indirilir gibi çalışmalar yapılıyor. Buna ilaveten biraz önce de belirttiğim gibi yani afet sonrası iyileştirme kapsamında geçim kaynaklarının güçlendirilmesi gibi çalışmalara destek oluruz. Yani örneğin yine Marmaris yangını olduktan hemen sonra oradaki arı yetiştiricilerine hali hazırda hani üretimleri sekteye uğramaması amacıyla bir yardım süreci başlattık ama biraz daha sürdürülebilirlik kapsamında onların istediği veya eksik gördüğü alanlarda onlara destek olmak amacıyla belirttiğim gibi yani biraz daha toplum temelli çalışmalar yapıyoruz ve hani bu biraz daha şey yani toplumun bilinç oranını yani toplumdaki o afet bilincini arttırmak amacıyla tamamen toplulukların süreci yönettiği bir proje olarak devam ettiriyoruz bunu. Kastamonu Bozkurt'ta da geçen yıl ortaya çıkan sel felaketinde 11 Ağustos olması gerekiyor yanlış hatırlamıyorsam. Yani gerçekten Türkiye'nin hani böyle DSİ'nin dere ıslah çalışmalarını yeniden organize ettiği çok çok büyük bir afetti. Bir can kayıpları oldu. Ciddi bir ilçe merkezinin neredeyse tamamı yok olmuş kadar kötü bir duruma geldi afet sonrasında. Hatta DSİ bu çalışmadan sonra Kastamonu Bozkurt'taki genişliği, çay genişliğini 25 metreden 75 metreye çıkartarak hani oradaki afet riskini önlemeye yönelik çalışmalar başlattı. Hala da bu çalışmalar devam ediyor. O tarafta da demin de belirttiğim gibi yani şey çok fazla. Yani afetten etkilenmiş çok fazla. Bu sebepten dolayı afet sonrası iyileştirme kapsamında hasar gören işte topluluk yerleri veya işte afet sonrası psikososyal iyileştirme kapsamında yapılacak çalışmaları yerel topluluklarla birlikte tartışarak onlardan gelen iyi fikirleri destekleme yoluyla afet risk yönetimi alanında çalışıyoruz. Kısaca evet. Böyle. Çok da kısa olmadı ama. Ya bu topluluk temelli çalışmaları ben de çok önemsiyorum. Yani hayata desteğin bu tasarım sürecinde biz de yer aldık. Şu ana kadarki çalışmalardan bu topluluk temelli aslında hem iyileştirme hem risk yönetimi diyebileceğimiz şeyde çok yeni başlamış bir proje ama şu ana kadarki deneyimden neler aktarabilirsin? Nasıl gidiyor proje sahada? Yani şunu söyleyebilirim. Şimdi belirttiğim gibi özellikle afetler olduktan sonra hani Türkiye'de yani yaklaşık bir yıl sonra işte o afetle yaşananlar konuşulur. Hayat normale döner. Fakat özellikle geçen yıl belirttiğim afetler geçim kaynaklarını ciddi anlamda etkilediği için etkisi hala sürüyor. Bu sebepten dolayı orada hala o afet zamanı yaşanan
travma durumu hala şey, siz de zaten hani Akyaka bölgesinde yakın bölgede birlikte görmüş olabiliriz. Yani öyle söyleyeyim size. Gayet şey, bu kapsamda böyle topluluklar, hani biz saha çalışanı, saha sorumlu arkadaşlarımız işte Manavgat, Marmaris ve Kastamonu'ya gittiğimde yani çok iyi bir seviyede hani böyle projelerle gelmeye başladılar. Çünkü hani şu çok değerli. Evet, afetle alakalı işte ilk 72 saat arama kurtarma çalışmaları, sonra da insani yardım çalışmaları gerçekten çok önemli. Fakat hani yerel topluluklar oranın bütün hatlarını, işte hem kültürel hem de coğrafi bağlamda bütün kırılganlıklarını ve güçlü yönlerini bilerek buna göre çok niş projeler çıkartabiliyorlar. Ve hani bize de burada düşen belli bir süre sonra işte onları mikroevi projeleriyle desteklemek, buna ilaveten örneğin Orman Genel Müdürlüğü'nün özellikle bu yıl baya geçen yıldan geçen yılki afetlerden dolayı baya bir temkinli hareket süreci görüyoruz, operasyon süreci görüyoruz. Oraları adapte etme, işte kamu kurumlarıyla koordine etme gibi süreçler şey yapıyor. Ama şöyle toparlayabilirim, yani gerçekten hızlı bir şekilde başladı. Hani Haziran ayında biz ilk mikroibeleri dağıtmaya başladık. Yangın bölgelerinde genellikle afete müdahale, afete hazırlık kapsamında çalışmalar yer alıyorken Bozkurt bölgesinde de belirttiğim gibi hani biraz daha böyle psikososyal iyileştirme ve afet sonrası iyileştirme, yani böyle toplulukların yaptığı, özellikle hani Türkiye kültüründe çokça yaygın olan köylerdeki ve belli alanlardaki konuk evleri, aşevi gibi çoğu yer yıkılmış. Hani bunların yapılması ve afete dayanıklı olması amacıyla, örneğin işte bir aşevinin yanında artık afete ilk müdahale anında, örneğin hani çok ufak da olsa hani afete ilk müdahale anında oradaki süreci yönetebilecekleri bir afet odası gibi eklemeler yaparak oranın dayanıklılığını arttırmaya çalışıyoruz. Ama belirttiğim gibi projeler gayet bilinçli ve gayet coğrafyaya, oradaki yerel yapıya uygun bir şekilde çıktığı için biz çok mutluyuz şu anda. Çok da güzel ilerliyor açıkçası her şey. Evet, ben burada hemen Rıdvan, hem sana hem de Orkut'a bir soru sormak istiyorum. Şimdi topluluk temelli çalışmalar dediğimiz zaman aynı zamanda o yereldeki kamu otoriteleriyle, yöneticileriyle ve tabii ki belediye yöneticileriyle de ortak çalışmayı da gerektiren bir durum ortaya çıkıyor. Burada nasıl değerlendirmeler yapabilirsin? Kendi tecrübelerinden hareketle buralardaki zorluklar nedir? Avantajlar nedir? Bu konuda da bir değerlendirme yapabilir misin? Sonra da bu soruyu Orkut'a da yöneltmek istiyorum. Tabii. Aslında topluluk temelli çalışmaları afetten hemen sonraki acil yardım süreçlerinde ve sonrasındaki daha uzun vadeli insani yardım çalışmaları olmak üzere ikiye ayırmakta fayda var. Çünkü afetten hemen sonra oranın yerel toplulukları hani zaten çok stres altında çalışan ekiplere adapte olmaya çalışırken herhangi bir bilinç veya şey durumu ortada yoksa gerçekten sağlıklı bir çalışma ortaya çıkmıyor. Bu bağlamda sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte koordine olan toplum temelli çalışmalar veya işte topluluk gönülleriyle birlikte çalışmak gerçekten çok çok büyük etkiler ediyor. Çünkü belirttiğim gibi birincisi çok büyük yıkım alanlarında stres yönetimi gerçekten çok zor olabiliyor. Hali hazırda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ve buna ilaveten arama kurtarma çalışmaları bittikten sonra yani yanlışlıkla da olsa afet zedelerin duygu durumunu etkileyecek veya onların hassasiyetlerini etkileyecek çalışmalar olabiliyor. Bunları engellemek amacıyla ya da bunları daha önceden hani önüne geçerek güzel çalışmalar yapmak amacıyla topluluk temelli çalışmalar kapsamında hani mutlaka sivil toplum kuruluşlarıyla bir koordinasyon gerekiyor. Ki bu bağlamda Elazığ depreminde afet platformu kurulmuştu. Yaklaşık 20 ulusal STK'nın bir araya gelerek, hepsi farklı alanlarda çalışan, farklı uzmanlıkları olan STK'larla bir araya gelerek afet platformuyla ortak çalışmalar yaptık Elazığ depreminden hemen sonra. Yaklaşık bir ay boyunca da neredeyse tüm ekipler sahada kaldı. O dönem şimdi ulusalda 17 Ağustos'un getirdiği bilinçle, evet, Türkiye'nin her yerinden gönüllüler geldi. Bu gönüllülerin birçoğu da kendi uzmanlık alanlarında ya da sivil toplum alanında uzman olan insanlardı. Fakat yereldeki gönüllüleri de o çalışmalara adapte etmemiz gerekiyordu. Veya işte demin de bahsettiğim gibi Türkiye Afet Müdahale Planı gerçekten hani afet çalışmalarında artık çok kritik bir noktada ve çok da ciddi
şey de sağlıyor, fayda da sağlıyor hani çalışma alanlarının ne olacağıyla alakalı. Hani bilinmediği noktalarda afet çalışmalarını da kötü anlamda etkileyebiliyor. Bu sebepten dolayı hani afet sonrası acil yardım çalışmalarında hani biraz daha sivil toplumda, sivil toplumun toplum temelli rolü oradaki süreci ve gönüllülük süreçlerini koordine etmekle alakalı. Biraz daha bu tarafta yoğunlaşıyor. Biraz daha uzun vadeli işte bizim şu an gerçekleştirdiğimiz toplum temelli afet risk yönetimi kapsamında da yani dezavantaj olarak şu olabiliyor. Yani aradan bir buçuk yıl geçtiği için eğer aynı afet tabii ki de inşallah yaşanmaz diyoruz ama aynı afet yaşanmazsa gerçekten o alana olan ilgi oldukça düşebiliyor. Çünkü orada yaşayan insanların da kendi hayatlarını idame ettirmeleri için normal hayata adapte olmaları gerekiyor. Fakat o risk her zaman orada duruyor. O bağlamda işte topluluklarla hani böyle güzel projeler çıkartabildiğimizde ya da toplulukları belli bir bilinç açılayıp onların dayanıklılık, afetlere karşı dayanıklılık oranını arttıracak çalışmaları teşvik ettiğimizde de demin belirttiğim gibi yani böyle gerçekten yerel özelinde, o coğrafya özel afet müdahalesiyle alakalı çok iyi projeler ortaya çıkabiliyor. Hani bu sebepten dolayı iki taraftaki toplum temelli çalışmalarda bence hani sosyal fayda çalışmalarında hep şey derler ya, kamu, özel sektör, sivil toplum sektörü bir arada çalışınca en ideal çalışma ortaya çıkar. Buna ilaveten afet çalışmalarında aslında toplum temelli çalışmaları da bir dördüncü modül olarak bu tarafta hep tutmamız gerekiyor bence. Çok doğru. Evet, bu soruya Orkut'un yanıtını alabilir miyiz? Şimdi afet sonrası çalışmalar gibi afet öncesi çalışmalar kısmına aslında odaklanmak istiyorum ben. Bizim Çetin Cömert diye bir hocamız var. Kendisi bu konuda oldukça anlayan, coğrafya sistemleri konusunda çok iyi anlayan bir hocamız. Onun sürekli konuşmalarında falan dile getirdiği bir örnek var. 2008 yılında işte Barack Obama iktidara ilk geldiğinde Beyaz Saray'da ilk imzaladığı kararnamelerden bir tanesi Amerikan Ulusal Açık Veri politikasını belirleyecek olan kararname olmuş. Şimdi bizde hala yok o. Hani öyle bir ne yasası var ne doğru dürüst bir genelgesi var bunun. Yani bunun çalışmaları Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından yürütülecektir diye bir kararname yayınlandı. Daha ileri gidilmedi. Bekliyoruz. Hani Türkiye'de de bir açık veri, ulusal bir açık veri politikasının oluşmasını bekliyoruz. Bu neye yarar hani dediğimiz gibi? Şimdi az önce sözünü ettiğim hesaplamalar, hani riskin hesaplanması konusunda bizim dernekten Dr. Can Ünlen var. Onun doktora tezinin bir çalışması olarak ortaya çıkan şeyler. Daha öncesinde kendisinin tez hocasının hani çalışmaları var bu konuda falan. 2012 yılında birinin doktora tezi olabilecekken bugün eğer düzgün bir veriye ulaşılmış olsa herhangi birisi lisans düzeyinde de bu riskleri hesaplayabilir. Bununla ilgili yeni şeyler çıkarabilir. Ama önünde çok ciddi bir engel duruyor insanların veriyor. Ve veri aslında kamu kurumları tarafından toplanmış. Standart değil, bir sürü derdi falan var ama hani var en azından. Ve bunu toplarken de, bu veriyi oluştururken de kamunun parasını harcamışlar. Ama ortaya çıkan sonuç kamunun malı değil. Yani belediyenin kendi özel mülküymüş gibi belediyenin ticari işletmesinden satılabilir bir şey olarak bakılıyor. Şimdi bu kafadan kurtulmak lazım öncelikle. Yani o veriyi ancak benden satın alabilirsin kafasından kurtulmak gerekiyor. Yani sen bana parayla sattığın verinin karşısında ben sana bedava risk analizi yapacağım. İşin zaten ticaretin de mantığına uyan bir şey değil bu ama yani sen o verinin üzerinde nasıl olur da parayla satılır bir hak iddia edebilirsin? Zaten kamu parasıyla yapmışsın bu işi. Bu kafalardan çıkılırsa aslında bir önlem almanın da daha kolay olacağı bir şey var. Yani Türkiye'nin ya da dünyanın herhangi bir yerindeki bir insan çıkıp buradaki risk durumuyla ilgili bir projeksiyon yapabilir. O riskin çözümüyle ilgili de yani işte Rıdvanların işte kamu kurumu gibi ya da başka sivil toplum kuruluşları ya da başka akademik kurumlar, özel şirketler bir çözüm oluşturup hemen hızlıca hayata da geçirebilir bunu. O yüzden biz hani kamu otoritesinin öncelikle verisini açması gerektiğini çok elzem olduğunu düşünüyoruz. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Evet, açık veri meselesi son derece önemli, hatta hayati bir konu. Evet. Kesinlikle ve aslında bir yandan da şunu düşünüyorum. Zaten aslında afetle ilgili en büyük deneyimim kişisel olarak da çok büyük bir koordinasyon çöküşü. Yani zaten içinde bulunduğumuz şey tam olarak bu. Yani koordinasyon çöküşü yaşadığımız için bunu önceden giderecek şey de aslında o açık veri, o tüm farklı paydaşları bir araya getiren de bir bağlayıcı da bir unsur. Yani o yüzden Orkut bu hani daha somut adımlar olarak burada mesela belediyelerin
birçok da çalışması var. Hani buradan böyle çok somut bir çağrı iletebilir miyiz yani belediyelere aslında? Yani yer çizenler gibi bu dernekle bir araya gelin. İşte Rıdvanların da uyguladığı bu topluluk temelli olma haliyle de birlikte aslında çok net harekete geçebileceğimiz. Yani sonuçta afet olduğunda bu kadar insanın mobilize olmasının sebeplerinden biri de hani herkesin ucundan tutacak bir işinin olabilmesi. Bir anda bunu daha öne çekebilirsek aslında. Yani burada gerçekten insanların ucundan tutabileceği, hani burada böyle bir hayal proje ne olurdu Orkut? Yani burada bir belediyeye çağrı yapacak olsak ya da ilgili kurumlara hayal projeyi biraz daha tarif eder misin? Belki buradan kopyalanır, duyulur ya da bir davet gelir. Peki. Yani Türkiye'de şu anda 108 bin galiba aktif dernek var. Ve bunların bayağı büyük bir çoğunluğu cami yaptırma ve yaşatma derneği olduğu gibi. Yani Diyanet İşleri Başkanlığı mesela harekete geçse ve işte Türkiye'nin her yerinde örgütlü olan bir kurumun gücünü kullanarak gidip yani eksik olan coğrafi verinin tamamlanması konusunda bir farkındalık yaratsa çok büyük bir şey olur. Yani gerçek olarak en büyük ayrım bu. Türkiye'deki en örgütlü kurumların bir araya gelerek bir insanlığa yararlı ya da en azından Türkiye'de bizim milletimize, bizim halkımıza yararlı bir şey üretebilmesi. Yani bu bayağı uç nokta olsa bile hani şu an için düşüncelerimize baktığımızda en iyisi bu. Ama buna yetişemesek bile işte bütün sivil toplum kuruluşları, yani dernekler, vakıflar, yani kamudan önce davranmaya çalışıyoruz genelde ama kamunun burada işleri kolaylaştırması ve kendi elindeki veriyi işte ben afet için açıyorum diye, başlangıç için o da olabilir. Yani tüm hepsi için açmıyoruz belki lisansını, bunun ticari olarak kullanamazsınız, işte başka işinizde kullanamazsınız ama afet amaçlı kullanılması açıktır, ücretsiz de diye bir açıklama yapması bile devasa bir fark yaratacaktır yani diye düşünüyorum. Yani inşallah da bu farkındalığa da ulaşır diye düşünüyorum. Hem kamu otoritesi hem geri kalan sivil toplum. Bu yani aslında vatandaş bilimi dedikleri o yöntemle, yani hani vatandaşın çıkıp eksik olan verileri bir sistemle, kolay bir sistemle, burada sana da danışarak biz mesela AKYAK afet gönülleri olarak şu an risk, kaynak ve ihtiyaçları hani önümüzdeki sezon için, bu kış sezonunda bir chatbot üzerinden haritalama gibi bir çalışma yapıyoruz. Çünkü bölgenin ölçeği itibariyle hiçbir kurumun mevzuatta sorumluluğu olsa bile tüm bu bölgeyi kapsar halde olmasını beklemek zaten gerçekçi değil. O açıdan da aslında yani vatandaşın çıkıp bir yandan da iyileştirici de bir deney. Yani hani klavye başında evde işte bunu beklemek, bir şeyler olacak mı, niye kimse bir şey yapmıyor gibi bir haleti rüye yerine bir dakika hadi bununla ilgili biz ne yapabilirizin hani harekete geçme noktalarını kolaylaştırmak olarak görüyorum ben de kamunun ve sivil toplumun buradaki rolünü. Yani insanlar zaten bir şeyler yapmaya aslında eğilimli ama ne yapacağıyla ilgili bu süreçleri kolaylaştırmak lazım. Yani biraz aslında hani hemen kafamda da bir proje şekilleniyor. Hani hayata destek ve yer çizenlerin ilgili bir belediyeyle birlikte bir araya gelip mahalle mahalle işte haritalama çalışması olsun, İşte buradaki ihtiyaçları, riskleri belirlemek olsun ve buradan da çok somut mevzuat adımlarından yapılacak risk yönetimi çalışmalarına kadar bir sürü liste çıkabilir. Yani burada aslında o yüzden çok somut bir çağrıyı iletmek istiyorum Gürhan Bey, izninizle program. Lütfen, tabii ki. Yani hakikaten biz de AKK Afet Gönüllüleri olarak burada yaptığımız çalışmalardan sonra birçok belediye bizle iletişime geçti. Hani zaten işte Ula Belediyesi, Muğla Büyükşehir Belediyesi, hani onlarla belli şeyleri konuşuyoruz ama yani ben ne yapabilirim diyen bir belediye ya da vatandaş biz ne yapabiliriz diyen vatandaşın belediyeye götüreceği projeyi söylüyoruz. Yani hayata desteği ve yer çizenleri çağırın. Belediye ile birlikte mahalleliler olarak hani bir tane iki tane de muhtarla beraber bu projeyi hayata geçirmek için önümüzde bir engel var mı arkadaşlar? Hani şu da olması dediğimiz hiçbir şey yok. Yok. Bence yok. Ya bence de. Zaten Hayata Destek Derneği olarak hayalimiz bunu tüm Türkiye'de gerçekleştirebiliyor olmak yani. Hakikaten toplum temelli özellikle afet bilinçlendirme çalışmaları gerçekten çok önemli. Hatta bu konuda
çok ufak bir şey söylemek istiyorum ben de. Geçen yıl afetlerde direkt sahada acil yardım sürecinde yaşadığımız bir konu. Açık veri neden çok önemli? Ben bu noktada iletişim ayağına geçmek istiyorum. Çünkü yani toplum temelli çalışma işte afet bilinçlendirme falan. Yani toplum gerçekten afet çalışmalarında çok büyük bir aktör esasında. Çünkü afetlerin en önemli kısmı bağış lojistiği dediğimiz alan. Yani şimdi Orman Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı verilere göre yani geçen yıl gerçekleşen orman yangınları son 10 yıldaki en büyük tahribat yaratan yangınlar. Ve yani toplamda 178 bin hektar alandan bahsediliyor. Bu çok çok büyük bir şey. Ve geçen yıl biz sahada çalışmalarımızı yaparken işte biraz daha geri planda arama kurtarma ve müdahale ekiplerine destek bağlamında çalışmalarımızı yaparken yani ısrarla hem afet platformu hem hayata destek derneği olarak şunun üzerinde durduk. Yani yangın söndürme üzerine şimdi sürekli bir orman yangını çıkıyor, hortumlar yanıyor, yanmaz eldivenler artık kullanılamaz hale geliyor. Ve bizim bağış lojistiği tarafımız tamamen bu alandaki teknik ürünlerin bağışlanması ve tedarik edilmesi üzerine yoğunlaştı. Ama topluluk böyle bir refleks olarak ben de yardım edeceğim deyip taban gönderebiliyor, ayakkabı gönderebiliyor. Yani zaten çok çok yüksek dereceli sıcağın altındayız. Ve yani çok çok acil bir müdahale. Yani yangının çünkü diğer afetlere göre şöyle tehlikeli bir yanı var. Afet devam ederken afete müdahale ediyorsunuz. Yani o kadar tehlikeli bir dönemde hani bir de işte o lojistik tarafında acil ürün yetiştirmeye çalışırken bir de o işe yaramayan yani böyle o alan için uygun olmayan bağışları ayırmakla vakit kaybediyoruz. Yani bunu gerçekten bu çok büyük bir zaman kaybı ve inanılmaz derecede emek kaybına sebebiyet veriyor. Yani orada gerçekten geçen yıl Buğra sen de görmüşsündür büyük ihtimal. Yani bir hortum yetiştirmek için, bir yanmaz eldiven de yetiştirmek için yani insanlar 3-4 gün kaldılar. Ve bunun önemli bir kısmında da yani bir de şu gelmiş onu ayırt edeyim demek gerçekten afet çalışmalarını büyük sekteye uğratıyor. Bu sebepten dolayı işte bu toplum temelli afet çalışmaları kapsamında o bilinci tüm Türkiye'ye ulaştırmak için en büyük hedeflerimizden biri zaten. Hani umarım hani bu şey yayından sonra gerçekten bu tarz proje önerileri hani Orkutlar'la birlikte farklı lokasyonlarda şu an hala Tebeksin gibi Manavgat Marmaris'te Bozkurt'ta devam ediyoruz. Umarım daha farklı bölgelerde de bu çalışmalarımızı yayarız. Ve bu bilinç tüm Türkiye'ye oturur umarım en kısa zamanda. Evet, ben burada bir iki şey söylemek istiyorum. Şimdi 17 Ağustos depremi sonrasında Türkiye'de sivil toplum esas olarak kendi iç örgütlenmelerini düzenlemeye çok önem verdi. Ve işte arama kurtarma dernekleri kuruldu. Özellikle lojistik hizmetler vermek üzere bir araya gelmiş olan siviller dernekleştiler. Hatta vakıflar kuruldu. Fakat burada belirtmekte fayda var. Depremin şöyle bir kitle üzerinde, toplum üzerinde yansıması var. Ne zaman olacağını bilmiyorsunuz. Ve bu nedenle de birçok çalışma zaman içinde tavsiyebiliyor. Hatta dernekler ortadan kalkabiliyor. O bahsetmiş olduğumuz hazırlıklar vesairelerde bir ölçüde yapılmışken yarım kalabiliyor. Fakat sonrasında ortaya çıkan orman yangınları olsun, sel felaketleri olsun, bunların aslında hangi koşullar altında ve ne zaman olacağı da beş aşağı beş yukarı belli olduğu için sivil toplum kuruluşlarının bu alanlardaki çalışmaları aynı zamanda o yereldeki toplulukları da etkilemeye başladı ve bence 17 Ağustos sonrası ile bugün arasındaki en temel ve en önemli değişikliklerden birisi sivil toplum kuruluşlarının toplum temelli afet risklerinin azaltılması çalışmalarına önem vermeleri oldu. Yani bunu bir dönüm noktası olarak bugünkü programda ifade etmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Birinci söylemek istediğim bu. İkincisi tabii ki programımızın zamanı müsait olsaydı buraya çağıracağımız benzer sivil toplum kuruluşlarından arkadaşlarımız da vardı. Yani artık o kadar genişlediniz, o kadar sayınız arttı ki ve çok sevindirici olan bir taraf da dikkat ediyorum. Hep birbirinizi kolluyorsunuz ve birbirinizden öğrenen bir süreci başlattınız. Bunun da
son derece önemli bir sivil toplum gelişmesi olduğunu yine bu programda kayda geçip belki de bu alanda, afet alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının dönem dönem bir araya gelip ki yapanlar var ama bunun sayısını da arttırmakta fayda görürüm. Zaman zaman tecrübelerini paylaşmaları ve alanda karşılaştıkları problemleri çözümleriyle birlikte çözümlerini bulamadılarsa da o çözümü topluca arama konusunda çeşitli çalıştaylar organize etmelerinin son derece yararlı olacağını düşünüyorum. Ve bizim programımızda yani şehir hepimizin programında buna aracılık etmeye her zaman hazırdır. Sizden gelecek bilgiler ve haberler doğrultusunda biz de elimizden gelen bütün desteği veririz. Evet Burak. Ben de Gürhan Bey şunu eklemek istiyorum. Aslında bu dediğiniz şey bir yandan işte bu afetler, özellikle bu afetin işte o sırasında, sonrasında bunun parçası olan insanlarda bir kas hafızası oluşturduğunu düşünüyorum ben. Yani bir dayanışmanın önemini sadece böyle kavram olarak hissettiğin ya da böyle bir şey gerekiyor aslında dediğin değil de o dayanışmanın nasıl doğduğunu ve doğduğunda nasıl güçlendiğini ve artık o afetle kurduğun ilişkinin bir korku ya da işte bir felaketi bekleme halindeki bir ataletten çıkıp aslında komşular olarak bir araya geldiğinizde işte o bölgedeki bu konuyla ilgili kurumlar olarak bir araya geldiğinizde aslında o işte o kutuplaşmaydı ya da işte birçok farklı ön yargılardı. Bunların ne kadar geçersiz olduğunuzu da görüyoruz. Yani aslında o doğanın içindeki hani yıkımla doğum çok böyle benzer döngülerdir ya, onun gibi bir şey hissettiriyor bana artık afetler. Yani gerçekten evet, bir şeyler yıkılırken yeni bir şeyler doğduğunu da gösteriyor. İşte en azından mesela bu ilişkiler doğuyor. Yani hani biraz belki de o şeye çok katılıyorum. İstanbul depremiyle ilgili en büyük bence en büyük engel insanların, hani hem kurumların hem de bireylerin, vatandaşların hafızasında. Sonuçta biz bunu orman yangınında da hazırlıklarda da yaşadık. Yani 3 ay sonraki bir felaket bugünün önceliklerinin arasına girmeyi başaramıyor maalesef. Yani hani ben bugün hayatımın nasıl idame ettireceğim, geçimim, şunun bunun gibi gündemlerimle uğraşırken 2 ay sonra, 3 ay sonra olacak yangın mevsimi konusunu bile işlemekte zorlanabiliyoruz ki deprem artık hani ne zaman olacağı belli olmayan bir konu. Yani bunu aslında o yüzden vatandaşın, mahallenin, komşuların ne zaman belli olacağı belli olmayan bir şeye hazırlanıyoruz gibi değil de ya biz komşular olarak ilişkilerimiz için, bir aradalığımız için bir şeyler yapma niyetiyle bir araya gelip o sırada da depreme hazırlanmak gibi bir yere getirmek gerekliliğini düşünüyorum. Yani aslında bizim burada canlandırmamız gereken şey deprem bilincinden çok komşuluk bilinci olduğunu düşünüyorum. Ve burada da çok güzel iki örnek var. Yani hani hakikaten belediyelere buradan bir çağrı, fon yazanlara buradan bir çağrı. Yani afetle ilgili bir şey yapmak istiyorsanız bu iki kurumun kapısını çalın ve birlikte gerçekten çok somut projeler hayata geçsin ve bunların ölçülebilir bir şekilde, sadece dayanım değil, hani anti kırılganlık denilen, yani afet olmadan önce bunu kurarsak afet olduktan sonra o bölgeler güçlenerek çıkar. Yani bunun cevabını hissediyor olmanın çok dönüştürücü ve güven verici bir yanı var. Arkadaşlar siz de son kapanış olarak eklemek istediğiniz şeyler varsa onları da alalım. Her türlü çağrıya açık programımız. Evet, Rıdvan'ın çağrılarını alalım önce. Yani ben Buğra'nın söylediklerinden biraz duygulandım. Çünkü şu hani afet sonrası dayanışma bilinci, yani aslında bu toplumda da, sivil toplumda da benzer kaslara, yani benzer duygular var bu işin içinde. Çünkü belirttiğim gibi yani afet platformunun da kurulduğunda Elazığ'daki deprem meydana geldiğinden hemen sonra şeyi hatırlıyorum. Yani hava çok soğuktu. Birbirini tanımayan yüzlerce sivil toplum profesyoneli, belirttiğim gibi hepsinin uzmanlık alanı farklı.
Yani kimse kimseyle tanışmak için vakit bile kaybetmedi. Ben hani günün sonunda bayağı kalabalık bir ekiple takım olmuşum, insanlara yardım etmişim orada ve hani şey bu doğal, organik bir şekilde gelişmiş. Yani bu gerçekten çok önemli ve belirttiğiniz gibi yani bu bir refleks haline dönüştükten sonra yani afetler hayatımızın bir gerçeği, hani özellikle depremlerden sonra işte artık hayatımızda iklim temelli afetler de bir gerçek olarak karşımızda duruyor. Yani bu dayanışma kültürü, yani iyi anlamda iş paylaşımı kültürü bir araya gelirse ve tekrar söylüyorum yani bu gerçekten sivil toplum ve genel toplum için çok önemli. Hani kamu, özel sektör, sivil toplum dengesini özellikle afet çalışmalarına entegre etmeye başlayabilirsek gerçekten yani afet sonrası daha az diyoruz. Gerçekten çünkü afetler hayatımızın bir gerçeği ama hani ona durup bakmak yerine, onun üzüntüsünü yaşamak yerine bugünden önlem alarak onu daha kontrol edilebilir bir hale getirebiliriz. Son olarak bunu söyleyebilirim. Çok teşekkür ederim program için. Evet. Orkut'un da söyleyeceklerini alalım. Ya ben de aslında şey yani çoklu tehlikeler çağındayız. Yani konumuz sadece deprem değil artık. Hani 17 Ağustos'ta deprem hatırlıyoruz daha çok ama depreme ek olarak işte bugün seller çok etkili yaşamımızda, yangınlar ve hem orman yangınları hem de işte başka kırsal alanlardaki yangınlar etkili. Heyelan tehlikeleri arttı çeşitli su kaybından ve başka kuraklık nedenlerinden ötürü ve daha da şey fenası şehir ısı adaları diye bir derdimiz var. Hani bazı yerlerde ekstra adalar üretiyoruz. Buraları yani bu tehlikelerin çoğunun işte hem riskin hesaplanması hem de sonrasında bu tehlike karşıya çıkıp gerçekleştiğinde sonrasında da hızlı hareket edilmesi için yani bir hızlı örgütleniyoruz, bir araya geliyoruz. Ama bunun işte kalıcılığını sağlamak için daha fazla kafa yormalıyız bence. Ve bunun da işte daha örgütlü olmasını da sağlamalıyız. Yani şey refleksif olarak değil de daha planlı, tutarlı, hesaplanmış biçimde hareket etmeye önem vermeliyiz diye düşünüyorum. Bunun işte dünya çapında bir sürü şey var. Yani hem bilimsel yayını var takip edilebilecek hem de bunun için kurulmuş kuruluşlar var. Daha şey bunlara işte odaklanan insanların da gidip bu kuruluşlarda kendilerine bir yer edinmesi yararlı olacaktır diye düşünüyorum. Umarım sayıları biraz daha artar bu kuruluşlarda çalışanlar. Çok teşekkürler Orkut. Evet arkadaşlar, yani 17 Ağustos depreminin üzerinden tam 23 sene geçti. Aslında baktığımız zaman bu 23 senede çok işler başarılabilirdi. Fakat maalesef ülkemizde bazı konularda çok patenaj yapabiliyoruz, yerinde sayabiliyoruz. Ama en önemli kazançlarımızdan birisinin özellikle tabii ki depremle sınırlı olmamak kaydıyla her afette koşturan sivil gönüllülerin oluşturmuş oldukları çeşitli örgütlenmelerin geldiği nokta bence son derece dikkate değer ve çok sevindirici. Bundan sonra da bu çalışmaların çok daha başarılı bir şekilde ve birbirinden öğrenerek birbiriyle iletişim halinde, koordinasyon halinde gelişeceğini düşünüyorum. İyi ki varsınız. Bugünkü programımıza alamadığımız diğer afetler konusunda sorumluluk üstlenen dostlarımıza, arkadaşlarımıza ve sivil kuruluşlara da buradan bir merhaba diyelim. Sağ olun, var olun, programımıza katıldınız. Önümüzdeki dönemde de başarılar diliyoruz hepinize. Evet, İstanbul Hepimizin girişimi tarafından hazırlanan Şehir Hepimizin programını bu hafta 17 Ağustos anmasına ayırdık ve programımıza Hayata Destek Derneği'nden Rıdvan Öner, Yer Çizenler'den Orkut Murat Yılmaz katıldı. Akyaka Afet Gönüllerinden Buğra Çelik arkadaşımızla birlikte bu programı yürüttük. Kendisine de çok teşekkür ediyorum. Buğra sağ ol, iyi ki aramıza katıldın. Gelecek hafta yeni bir programda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.